Parayı söylediğiniz hesaba yatırdım. Ne zaman biter tam olarak? Ama o belgenin birkaç saat içinde elimde olması gerekiyordu. Anlaşırken durumun aciliyetini bildirmiştim. Tamam canım, tamam. Öpüyorum, ben arayacağım seni. Tamam. Nihayet gelebildin. Ya bakma öyle, şaka yaptım. Zehra'yı bırakmak istememekte haklısın. Sonuçta toplantıya yetiştim. Evet, iyi oldu. Bu toplantıyı erteleyemezdik. Ömer, toplantıdan önce biraz vaktin var mı? Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var da. Ya o kızın yalan söylediğine ben adım kadar emindim zaten. Ambulansı falan uğramamış. Ya Zehra'nın hayatını kurtardığı falan kocaman bir palavra. Adem amca, şimdi sen bana bu anlattıklarının aynısını telefonda Zehra'yı da anlatabilir misin? Bildiğiniz gibi Nihat Bey'in aramızdan ayrılmasıyla Defne Hanım şirketimizde önemli bir görev devraldı. Bundan sonra birçok birim Defne Hanım'a bağlı çalışacak. Defne Hanım'ın gelişiyle holding yönetim modelinde değişikliklere gidiyoruz. Şirketlerimizin arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Affedersiniz. Ne yapıyorsun? Toplantıdayım. Ama aklım sende tabii ki. Delirdin herhalde. Delirdim, evet. Sorumlusu sensin. Ahmet Bey, bu yaklaşımınızla IT altyapısının ve organizasyon yapısının incelenmesini sağlayacağız. Defne ve Ayşe de var mı toplantıda? Evet, onlar da var. Demek Defne yanındayken bile benimle mesajlaşıyor. Artık mesajlaşmayalım istersen. Toplantıyı sabote etmiş gibi olmayayım. Pardon. Senin her şeyi sabote etme hakkın var. Ömer Bey'in bahsettiği yönetim modeli yaklaşımı ile ilgili bir çalışma yürüttük. Destek fonksiyonlar için hedef yapı faaliyet ve hedef organizasyon modelinin tasarlanması ile ilgili dosyaları size vereceğim. Toplantı sonunda inceleyebilirsiniz. Üç sorun var. İlaçlarını aldın mı? Egzersizini yaptın mı? Ve yemeğini yedin mi? Cevap veriyorum komutanım. Hepsine evet. Aferin asker. Öpüyorum seni. Toplantı biter bitmez de uçarak yanına geliyorum. Ben de öpüyorum, hasretle bekliyorum. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Alo Zehra. Benim sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Bu kazayla ilgili bir adam vardı hani konağa gelen. Onu bulduk. Ya Canan,
Ben sana ne dedim? Yine kendi başına bu işlerin peşine düştün değil mi? Yok, aslında çok kendi başıma sayılmaz. Ya aslında adamın peşine düşüp onu bulan kişi Çetin. Çetin mi? Neyse boş ver, konumuz bu değil. Zehra bak, ben şimdi Adem Bey'e telefonu vereceğim. Sana anlattıklarını iyice dinle, tamam mı? Alo, geçmiş olsun kızım. Sağ ol amcacığım. Canan'ın söylediğine göre ambulansı siz çağırmışsınız. Evet, ambulansı ben çağırdım. Yanımdaki diğer hanım da yaralıydı. İnsanlık namına 112'yi aradım ben. Çok teşekkür ederim Adem amca. Alayım mı ben telefonu? Kulaklarınla duydun işte. Ambulans hedefine falan çağırmamış. Ya Zehra, bu kız resmen senin başında senin ölmeni beklemiş. Canan, evet. Zehra, bu kız senin evine kadar girmiş ve seni sokacağı anı bekliyor. Ya gör şu kızın gerçek yüzünü artık. Ya yanılıyorsak? Ya yanılmıyoruz, tamam mı? Ya Zehra, her şey Ayhan Bey'in ortada. Ama... Tamam. Zehra, tamam, ben kapatıyorum. Uğraşamayacağım seninle galiba daha fazla ya. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Yok. Yok, bu iş Zehra'nın vicdanına bırakılmayacak kadar ciddi bir mesele. Ömer'in her şeyi bilmesi lazım. Biz bu elimizdeki kanıtları falan gösterince her şey ortaya çıkacaktır ya. Benim Adem Bey'i ikna etmem lazım. Bizimle gelip her şeyi Ömer'e anlatması gerekiyor. Adem amca. Bak ben biliyorum biraz fazla oldum. Ama senden bir şey daha isteyeceğim. Sen bu bize anlattıklarını bizimle gelip Ömer'e de anlatsan. Ha? Zehra'nın kocasına. Yok kızım, yok. Böyle alengirli işlere sakın bulaştırma beni. Adem amca, bak ne olur, bu iş bizim için çok önemli. Ya hayat memat meselesi. Bu kazanın tek tanığı sensin. Ya o ambulansı insanlık namına çağırdım ben. Ondan sonra ne oldu? Kapıdan kovuldum. Kim kovdu seni ya kapıdan? Ya ne bileyim işte, yaşlı. Allah'ın gücüne gitmesin ama soğuk nevale bir kadındı. Bah sende. Adem amca. Bak gel sen onların yanlışını bize yorma ha. Bak bu konu bizim için gerçekten çok önemli. Lütfen gel anlat. Bak ne olursun lütfen. Yok. Gelmem evladım. Hayatta gelmem ben. Peki tamam Adem amca. Yani en azından şu olayları bize bir kere daha anlatsan. Yani biz de bir kameraya alsak. En azından elimizde bir delil olur. Olmaz diyorum çocuklar ya. Olmaz. Biraz laftan anlayın. Ben bu yaştan sonra böyle polismiş, karakolmuş hiç uğraşamam vallahi. Adem amca. Of! Ya ne yapacağız Çetin ya? Ya olayın nasıl geliştiğini biliyoruz ama anlatarak Ömer'e nasıl kanıtlayacağız? Canıma kastedecek kadar gözü dönmüş olabilir mi? Yok canım. Eğer bunlar doğruysa... Defne Ömer'e takıntılı bir şekilde aşık demektir. Efendim Canan. Ben de seninle demin konuştuklarımızı düşünüyordum. Seni arayacaktım. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Mahalleye dönüyoruz işte biz de. Ya Zehra, bak düşündükçe bana hak verdin biraz değil mi? Ya bu adamın söylediği her şey doğru. Her şey gerçek bence. Ya bu adam para,
ya da ne bileyim başka bir şey talep edecek bir insan değil. Ben bunu insanlık namına yaptım diyor. Canan, bence bu adamın tüm bildiklerini Ömer'e de anlatması lazım. Ya Zehra, onu biz de düşündük de. Yok, adamı ikna edemedim gelmesi için. Ya konağa geldiğinde Bahşende Hanım kovmuş garibanı. Adam da içerlemiş. Bahşende Hanım mı? Evet, Bahşende Hanım. Neyse, Allah'tan elimizde deli olarak tutanak var. Ne bileyim, biz de oradan yürürüz. Ömer nerede? Holding'de. Tamam. Biz de oraya gidelim. Bak, bildiğimiz her şeyi teker teker anlatırız. Sen de tutanakta gördüğün şeylerden bahsedersin. Yok, benim Holding'e gitmem doğru olmaz. Bu bizim meselemiz. Ömer eve geldiğinde ben baş başa konuşacağım, merak etme. Adamın bildiklerini de, anlattıklarını da, tutanakta yazanları da hepsini aynen aktaracağım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ya şu kızın foyası ortaya çıksın. Sana da bir zarar gelmesin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Tamam Canancığım. Sonra konuşuruz. Selam söyle. Ömer, ne çabuk geldin. Gelmiş miydin? Yok. İyi ki geldin de ben seni daha geç bekliyordum. Ömer. Efendim karıcığım. Defne. Gidiyorum sevgilim. Biliyor musun? Neyi biliyorsun? Bazı konularda kaygıların olduğunu. Ömer. Zehra. Bak, inan bana, bu kaygıların çok yersiz. Yani sen de biliyorsun. Defne benim çocukluk arkadaşım. Biz onunla birlikte büyüdük. Yani ben onu kardeşim gibi görüyorum. Yani benim Defne'ye hissettiklerimin, Ayşe'ye hissettiklerimden hiçbir farkı yok. Yani bunu kendisi de biliyor. O yüzden bu konuda hiç şüphe etme. Çünkü ben karıma aşığım. Zehra. Zehra ne? Bunu konuşup konuşmamakta biraz kararsız kalmıştım. Ama sonra konuşmaya karar verdim. Dinliyorum. Ömer, Zehra kazadan önce benim sana... Defne. İlgim olup olmadığını sormuştu. Ben anlamadım. Duydun işte. Tekrarlattırma bana. İçinde böyle bir kuşku var sanırım. Yani hatta Fransa'dan da benim... senin için döndüğümü düşündüğünü söyledi. İnatçı keçim beni kıskanıyor muymuş? Hani bir gün senin çalışma odanda lisede birbirimize aldığımız hediyeleri gösteriyorduk ya. O gün o hediyeleri Zehra yanlış anlamış. Yani birbirimize ilanı aşk için aldığımızı düşünmüş. O zamandan beri birbirimizden hoşlandığımızı sanıyor. Bizim aramızdaki iletişimi, arkadaşlığı yanlış anlamasında sanırım biraz kuzeni Canan'ın da payı var. Yani Canan biraz Zehra'yı yanlış yönlendiriyor. Ömer, bunları niye sana anlatıyorum? Anlıyorsun beni değil mi? Yani Zehra'nın yanlış anlamasına neden olacak hareketlerden uzak durmamızda yarar var. Çünkü ben... onun hiç üzülmesini istemiyorum. O çok iyi biri. Haddinden fazla. Ve ben onu çok seviyorum. Biliyorum, biliyorum. Sen hiç endişe etme. Zehra yanlış bir kanıya kapılmış. Zaten seni tanıdıkça hata yaptığını anlayacaktır. Zehra, lütfen bana güven. İnan bana. Ama ben aslında... Zehra,
Bak, ben bunları sen rahatsızsın diye söylemiyorum. Hem beni kıskanman hoşuma da gitmiyor değil. Ömer, ama sorun bu değil yani. Ortada şu an başka bir şey var. Hayır, hiçbir şey yok. Bu dünyada benim tek bir sevgilim olduğu gerçeği dışında hiçbir şey yok. Onun adı Zehra. Kalbiyle, ruhuyla, güzelliğiyle benim gönlümün kraliçesi. Ama... Aması yok Zehra. Bak, son kez tekrar edeceğim. Bu dünyadaki tek eşim sensin. Anladın mı? Tek. Bu dünya yıkılsa da, gök kubbe başıma da inse... Bu değişmeyecek. Sen benim ilk ve tek aşkım olarak kalacaksın. Neyse, bu tatsız konuyu artık kapatalım mı? Of, şimdi ne desem hepsini kıskançlığıma yoracaksın. Sen nasıl oldun? Ağrıların? İyiyim. Daha iyiyim. Güzel. O zaman ben üstümü değiştireyim. Zehra. Efendim? Ben diğer odaya bile gittiğimde seni özlüyorum. Acaba sen de mi gelsen? Emel. Canan. Ha ya Zehra. İçim hiç rahat etmedi ya. Ne yaptın? Konuşabildin mi Ömer'le bu ambulans meselesini? Konuşamadım. Nasıl ya? Yani tam anlatacaktım ki Ömer bir anda Defne ile ne kadar iyi arkadaş olduklarını söylemeye başladı. Nasıl? Durup dururken? Evet. Çok enteresan değil mi? Ya hatta bununla kalsa iyi. Ya neredeyse Defne'yi kıskandığımı söyleyecekti bana. Hatta söyledi de denebilir. Allah Allah. Bana bak Zehra. Bak şimdi benim aklıma çok fena bir şey daha geldi. Acaba diyorum bu Defne senden önce Ömer'e gidip senin onu kıskandığına dair bir şeyler anlatmış olabilir mi? Yani sonradan foyası ortaya çıkmasın diye. Canan, bilmiyorum ki. Yani paranoya mı yapıyoruz? Yoksa bunların hepsi gerçekten planlı mı? Ama... Canan? Ne oldu? Bu değiştirilmiş. Ne değiştirilmiş? Zehra anlamadım. Kaza saati, kaza tutanındaki kaza saatini değiştirmiş. Pes artık. Ay bu kadarı benim aklıma bile gelmezdi ya. Ya baya raporu mu değiştirmiş yani? Evet. Zehra bak görüyorsun değil mi? Bak benim anlattığım her şey teker teker ortaya çıkıyor işte. Canan, bu Defne kesinlikle iyi niyetli biri değil. Evet, evet ben de onu söylüyorum sana. Eğer niyet senin dediği gibiyse o zaman fena duvara çarptı demektir. İstediğini asla alamayacak. İşte karşımda görmek istediğim Zehra bu. Ay sonunda. Ya Canan, şu kazayı gören adamı Ömer'in karşısına mı çıkarsak? Yok, o adam hayatta konuşmaz Zehra ya. Bak senin ne yapıp edip Ömer'le konuşman lazım. Bu Defne'nin gerçek yüzünü ona anlatman gerekiyor. Sakin ol Defne. Hata lüksün yok. Yapman gereken şey Zehra'nın sinir uçlarına basmak.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ömer evde değil mi? Evde, evde. Buyurun. Defne. Selam. Kıyafetin ne kadar çok yakışmış. Sen tarzını mı değiştirdin? Yok. Yok yok. Kesinlikle değişmiş. Hem nasıl derler? Değişmeyen tek şey değişimin kendisiydi. Değil mi? Değişme hazırlıklı olmak lazım. Açık açık senin suyun ısındı diyor. Sen kesinlikle normal olamazsın Defne. Aslında haklısın. Ben de değiştim. Şu an karşında duran ilk gördüğün Zehra değil mesela. Bunu görebiliyorum. Ama bence insanın değişirken neyi kılavuz aldığı değişimden daha önemli. Babamın sık sık tekrarladığı bir söz var. Sen doğru ol, eğri olan hak ettiğini görür. Gerçekten öyle biliyor musun? Ben bunu yaşayarak gördüm. Bundan sonra da böyle olacağına inanıyorum. Eğri olanların doğru olanlar karşısında yenilmeye mahkum olduğunu biliyorum. Ömer konuştu mu acaba Zehra'yla? Hiç de ipucu vermiyor. Of. Odaklanamıyorum. Ne oldu Defne? Bir soru mu var? Yok da kafam bir şeye takılıyor. Şu Zehra ile ilgili olan mesele. Ben biraz rahatsız oldum da. Defne, rahatsız olmana hiç gerek yok. Öyle mi? Evet. Hatta bu konu üstüne konuşacak hiçbir şey yok. Yani sorun yok diyorsun. Evet, yok. Nasıl olsa Zehra da biliyor bizim beraber büyüdüğümüzü. Senin Ayşe'den hiçbir farkın olmadığını. Seni kardeşim gibi gördüğünü. Ne diyorsun Ömer, ne? Senin için öyle olabilir ama benim için değil. Sevindim. Zehra'nın üzülmesini hiç istemem. Canını sıkmana hiç gerek yok Defne. Zehra ona olan aşkımın ne kadar güçlü ve yıkılmaz olduğunu biliyor. Sen ona aşık falan değilsin. Sadece öyle olduğunu sanıyorsun. Yakında gözlerin açılacak. Ben açacağım Ömer, ben. Sevindim bunları duyduğuma. Ya çünkü ben kazadan sonra Zehra'nın psikolojisi bozuk olabilir diye korktuğum için. Korkma. Zehra naif, nazik, kırılgan görünebilir. Ama benim karım bir o kadar da güçlü. Gibi değil Ömer. Hiçbir şey. Yani senin onu nasıl gördüğünü biliyorum. Ama o... O sandığın gibi biri değil. Tehlikeli o. Ama bir yolu olmalı. Olmalı. Böyle elim kolum bağlı oturamam. Defne düşündüğün gibi biri değil. Beni ölüme terk etti desem. Düşün Zehra, düşün. Ya o an Defne gerçekten şoktaysa, ambulansı arayamamışsa, sonra da söylemeye utanmışsa. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne olur yardım et, bir yol göster bana. Olmadı Defne, olmadı. Başka plan yapmalısın. Daha büyük, daha kusursuz bir plan. Ömer. Efendim? Ya sen bana Zehra ile ilgili endişe etmememi söyledin ama... Evet. Ama benim içim yine de hiç rahat değil. Ben Zehra'nın bana karşı minicik bir şüphesi olsun istemem. Ve sizin evliliğiniz de, dostluğunuz da benim için işten çok daha önemli. Ve bu yüzden diyorum ki...
Belki de artık birlikte çalışmamalıyız. Defne bu da nereden çıktı şimdi? Sizin mutluluğunuz, huzurunuz için böyle olmasa daha uygundur belki. Defne, ben sana söyledim ya, yani senin endişe etmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Sen Zehra yeterince tanımadığın için böyle kaygılar taşıyorsun bence. Zehra zeki ve akıllı bir kadındır. O kendisi doğru yolu bulacaktır. Bulmakla kalmayıp karşısındakine de gösterir. Yani bana göstermişliği var. Anladım. Anladım da benim de bir şeyler yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani bana karşı içinde hiçbir şüphe kalmasını istemem. Defne, dedim ya, yani kunut yapmana gerek yok. Zehra çok akıllı ve zeki bir kadın. Hem beni biliyor, onu ne kadar çok sevdiğimi de. Nasıl da boyamış gözlerini. Neredeyse dünyanın en mükemmel kadını ilan edecek. Aslında ne kadar basit, sıradan biri olduğunu göstereceğim sana. Düşündüm de, acaba ben bu akşam Zehra'ya bir yemek mi yapsam? Zehra'ya? Ya ikinize işte. Ben sizi evimde ağırlasam. Hı? Vallahi Defne, ben bu konuda bir şey söyleyemem. Zehra bilir. Ama Ömer, senin de yardımcı olman lazım. Ya en azından Zehra'yı ikna etmek için desteğine ihtiyacım var. Tamam. Çözeriz. Bakarsın bu yemek vesilesiyle Zehra ile kanka bile oluruz. Neden olmasın? Harika. İyi, tamam o zaman. Ben gidip Zehra'ya söyleyeyim. Tamam. Şimdi söyle Zehra. Daha fazla erteleme. Odaya mı geliyordun? Evet. Sen? Senin yanına. O zaman ben senden önce davrandım. Öyle oldu. Tamam. O zaman şimdi tekrar odaya giriyorsun ve hazırlanıyorsun. Hazırlanayım mı? Neden? Çünkü akşam yemeğe davetliyiz. Ömer, konuşmamız lazım. Evet, tamam. Konuşuruz. Akşam Defne yemeğe davet etti. Defne mi? Lütfen beni kırma. Ben aslında kendimi pek... Lütfen Zehra. Ya hem burada yaptığından farklı bir şey yapmayacaksın ki. Söz yormayacağım seni. Hem mekan değişikliği sana da iyi gelir. İnan bana, daha iyi hissedeceksin. Ama... itiraz kabul etmiyorum. Lütfen. Hem hava da çok güzel. Bahçede yeriz istersen. Ben aslında bu akşam için... Ya hadi ama Zehra. Oyun bozanlık yapma lütfen. Ömer, sen de bir şey söyle. Hiç kusura bakma Defne. Zehra ne derse o. Ne çevirdiğini bilmiyorum ama... senden korkmuyorum. Tamam. Gelelim. Teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Asıl davetin için ben teşekkür ederim. Hadi bakalım Defne. Şayet aklında bir şey varsa. Bir şey mi oldu? Ömer? Şey... O kadar güzelsin ki... nutkum tutuldu. Beğendin yani. Ya, bu soruyu soruyor musun sen? Bir de bana bak. Ne olmuş sana? Sen ışıl ışılsın, çok güzelsin. Ben senin yanında... Bence kesinlikle gayet iyisin. Değiştirmesen üstünü. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun karıcığım. Senin isteklerin benim için bir emirdir. Gidelim mi artık? Hı hı.
Salatamız da hazır. Hepsi çok güzel görünüyor. Sizin için kendi ellerimle yaptım. Bakalım tatlı kabak çorbasını beğenecek misiniz? Tatlı kabak çorbası. Bal kabağından mı yapılıyor? Evet canım. İlk defa deneyeceğim. Eminim çok güzeldir. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Zehra'cığım, tedavin nasıl gidiyor? Gayet iyi. Yani biraz ağrılarım var tabii ama doktoru bile şaşırtacak derecede hızlı iyileşiyorum. Çok sevindim gerçekten. Çok güçlüsün. Hızlı iyileşeceğinden emindim. Evet. Öyledir benim karım. Hem güçlü hem metanetli. Zehra'cığım, sen çorbayı beğenmedin galiba. Yok. İçiyorum yavaş yavaş. Bu Amerikalı bir arkadaşımdan aldığım tariftir. Arizona'da çok popülerdir. Ömer'cim sen bilirsin tabii. Evet, biliyorum. Aynı tatlardan hoşlanmamız çok güzel. Bu tabii dünya mutfağını bilmenin faydaları. Evet, öyle. Ama bizim mutfağımızı dünyanın hiçbir mutfağına değişmem. Özellikle de Zehra'nın yemeklerini yedikten sonra. Neyse, ben rostoyu alıp geleyim. Zehra, bu... Bak, bunu içmek zorunda değilsin karıcığım. Ama... Hatta içme. Bak, bu cezayı hak ettiğimizi hiç düşünmüyorum. Yani çorba felaket. Beğenmedin. Hem de hiç. Yani içilecek gibi değil. Keşke şu senin tarhana çorbandan olsaydı. Halanın köyden getirdikleri. Şş, Ömer, duyarsa çok ayıp olur. Zehra, sen bu kadar iyi olmak zorunda mısın? Bu kadar iyi, bu kadar güzel ve her konuda yetenekli. Ömer. Bırakalım bu çorbayı Arizona'dakiler için. Dostu da geldi. Bu bahçeyi çok seviyorum. Ömer'le arkadaşlarımızla burada çok güzel vakit geçirmiştik. Hayatımın en güzel zamanlarıydı. Öyle mi? Evet, biz bir gruptuk. Ama bazı arkadaşlarımız Ömer'le bize isim takmıştı. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama işe yaramayacak. Beni tahrik edemeyeceksin. Merak ettim. Ne diyorlardı size? Ayrılmaz ikili. Ayrılmaz ikili. Hatta bazı arkadaşlarımız yapışık ikizler derdi. Öyle mi? Yapışık ikizler. Kardeş gibi yani. Ne kadar yakın olduğumuzu biliyorlardı. Ya ayrılmaz ikili gibi. Bir elmanın iki yarısı gibi. O yüzden. Ne kadar güzel. Bir insanın kardeş gibi bir arkadaş edinebilmesi. Gerçekten çok önemli.
Ömer senin gibi bir arkadaşı olduğu için gerçekten çok şanslı. Yokluğunda da güzel şeyler oldu Defne'cim. Nasıl? Ömer hayatındaki asıl boşluğu doldurdu. Bu hepimizi şaşırtan evliliğinizden bahsediyorsun sanırım. O da var tabii. Ama bizim evliliğimiz öylesine bir evlilik değil. Benim için de, Ömer için de. Ömer hayatında ilk defa aşık oldu. Ben de öyle. Ve özellikle onun hayatında yepyeni bir dönem başladı. Zaten sen bu Ömer'deki değişimi fark ettiğini söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Biz birbirimize çok iyi geldik. Ve birlikte yaşadığımız ilklerin hazzını tadıyoruz. Bunun için Allah'a her gün şükrediyoruz. Ömer'le bu yolculuğumuzun ömür boyu süreceğini, ölsek de süreceğini bilmek. Bu tarifsiz bir duygu Defne. Ömer gelince alsaydı tatlılarımızı, acele etmeseydin. Servisi yapayım da Ömer gelince başlarız. Zehra, sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bir kadının Ömer'i senin kadar... Ya hayır, bu yanlış oldu. Bir kadının Ömer'i senden daha iyi tanımasından rahatsız olur muydun? Bunun pek mümkün olabileceğini sanmıyorum. Emin misin? Hı hı. Emin. Ben Ömer'i çocukluğundan beri tanıyorum. Her şeyini biliyorum. Her şeyini. Öfkesini, sevdiği, sevmediği şeyleri, hayal kırıklıklarını, hayata bakışını. Hatta dışa vurmadığı şeyleri bile anlayabiliyorum. Dışa vurmadığı ama senin gördüğün ne var mesela? Benim gördüğüm, mesela Ömer'in gözlerinde şu an bir perde var. Hep hayal ettiği hayatı yaşadığını sanıyor. Kendinden farklı olana geçici bir ilgi de diyebiliriz. Ama bu gözündeki perde kalktığında, her şeyi daha net görmeye başladığında aslına dönmek isteyecektir. Bugüne kadar Ömer'i anlamakta hiç yanılmadım Zehra. Bu sefer de yanılacağımı hiç sanmıyorum. Şayet biz tanışmadan önceki Ömer'den bahsediyor olsaydık belki haklı olabilirdin. Ama hesaba katmadığın çok hayati bir nokta var. Nedir o? Artık eski Ömer yok. Hatta eski Ömer'den eser yok. Ve sen bu yeni Ömer'i hiç ama hiç tanımıyorsun. Yanlış anlamadıysam ben Ömer'i değiştirdim mi diyorsun? Herkesten gizlediğim bir sihirli değneğin falan mı var? Sihirli değnek değil. Aşk Defne. Bizim aşkımız Ömer'i değiştirdi. Ömer'in kalbi başkası için atmayı öğrendi. Hava çok güzel. Tatlı bir serinlik var. Evet, güzel. Ama ondan daha güzel bir şey var. Nedir? Sen. Ama bu eksik oldu biraz. Öyle mi? Tamam, o zaman. Biz varız. Biz birlikte güzeliz.
da bu güzel gecenin sonunda aldığım bonus sanırım. Zehra, pişman mısın? Ne için? Yani bu gece buraya geldiğin için. Sanki biraz gönülsüzdüm. Yok, hiç pişman değilim. Aksine memnunum. İyi ki ısrar etmişsin. Taze kahve isteyen var mı? Ben istemiyorum. Koca bir kupa içtim. Ben de istemiyorum Defne. Tamam, kendimi alıyorum o zaman. Defne, ben bu gece için sana çok teşekkür ederim. Zehra'yı uzun zamandır böyle keyifli görmüyordum. Ben burada yokken ne yaptın bilmiyorum ama geldiğimde çok iyi görünüyordu. Öyle mi? Ne güzel. Sizi memnun edebildiysem ne mutlu bana. Seni de biraz yorduk. Rengin de soluk görünüyor. Ay yok canım, sana öyle gelmiştir. Ben şu an kafamda ikinci buluşmayı tasarlıyorum. Senin şu dediğine bak. Bir şeyler tasarladığın belli de ne olduğunu Allah bilir. Ömer doğru söylüyor. Bu akşam çok yoruldum. Sen bence iyice bir dinlen. Kendine gel. İkinci buluşmayı sonra düşünürsün. Benim için tatlı bir yorgunluktu. Ya Zehra'cığım, evimi de öğrendin. Sık sık beklerim. İnşallah beğerim. Evet, artık müsaadeni isteyelim. Kalkalım değil mi karıcığım? Haklısın, çok geç oldu. Defne, tekrardan teşekkür ederiz. Rica ederim, daha nice güzel akşamlara. Ben Ömer'i çocukluğundan beri tanıyorum. Her şeyini biliyorum. Her şeyini. Öfkesini, sevdiği, sevmediği şeyleri, hayal kırıklıklarını, hayata bakışını. Hatta dışa vurmadığı şeyleri bile anlayabiliyorum. Dışa vurmadığı ama senin gördüğün ne var mesela? Benim gördüğüm, mesela Ömer'in gözlerinde şu an bir perde var. Hep hayal ettiği hayatı yaşadığını sanıyor. Kendinden farklı olana geçici bir ilgi de diyebiliriz. Ama bu gözündeki perde kalktığında, her şeyi daha net görmeye başladığında aslına dönmek isteyecektir. Bugüne kadar Ömer'i anlamakta hiç yanılmadım Zehra. Bu sefer de yanılacağımı hiç sanmıyorum. Bu gece amacına ulaşamadı. Ama vazgeçmeyecek. Ömer, sana nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki. Onun en başından beri evliliğimize kastı olduğunu, her şeyini ama her şeyinin sahte olduğunu bilmen lazım. En başında anlatmalıydım. En başta. Of. Zehra, sen iyi misin? Ağrın mı var yoksa? Zehra, söylesene, iyi misin? Evet, ağrım var biraz. Burası mı? Evet, geçer şimdi. Zehra, geçsin artık. Yani ben senin canının yandığını görünce benim de canım yanıyor. Hiçbir şeyin farkında değilsin Ömer. Dostun sandığın o kızın aslında kim olduğunu göstermem lazım sana. Onun kastı bize, ikimize. Ne oldu Zehra? Neden bakıyorsun? Ömer, konuşmamız lazım. Tamam, tamam konuşalım ama gel. Gel önce şöyle otur, hadi. Yavaş.
seni dinliyorum. Bak Defne. Şşş. Tamam Zehra. Ama dinlemen lazım. Zehra, bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Bir daha açmayacaktık. Ömer. Zehra. Bak, Defne özünde çok iyi biri. Tamam, özgüveni biraz yüksek olabilir. Ama o çocukken de böyleydi. İnan bana, art niyetli değil. İnan. Hadi. Hadi gel yatıralım seni. Ama bilmediğin şeyler var. Bak, tek kelime bile duymak istemiyorum. Özellikle böyle lüzumsuz şeylerle. Hadi. Hadi yat artık. Yat şöyle. İyi misin böyle? Tamam. Peki benden istediğin başka bir şey var mı? Dinlemeni isterdim ama dinlemiyorsun. Ne isteyebilirim ki? Bilmem. Belki bir yastık daha. Yok, rahat böyle. Ilık bir süt. nasılsın peki? Ağrın var mı? Az. Ağrı kesici. Sen varsın ya. Ben mi? Evet. Sen benim analjezik anti-enflamatuvarımsın. Efendim? İlaçların üstünde böyle yazıyor ya. İnanmıyorum. Bundan mı biliyorsun sen? Kötü bir şeyim. Yo, değil tabii ki. Niye kötü olsun? Bilmek güzeldir. Benim malumat furuş karım. Malumat furuş. Bu kelimeyi bildiğine göre sen de malumat furuşsun Ömer Kervancıoğlu. Tamam. Bu konu biraz fazla uzadı sanki. Hadi bakalım. Kapat gözlerini. Sen? Tamam. Ben de kapatacağım ama önce sen. Ah Ömer. Bir de beni dinlesen. Defne'nin gerçek yüzünü görmen lazım. Sana bunu nasıl anlatacağım ben? Zehra. Hani kapatıyorduk gözleri? Sen de açmışsın. Zehra. Tamam, iyi geceler. İyi geceler.